Kızlar 89,4. Evet kızlar, ben şu an süpürge tutuyorum. Ara verdim. Kendime ne hazırladım? Hiçbir şey yemedim daha. Biraz süt koydum. Kase çok büyük. Rahat olsun diye büyük kase koydum ama içindeki az kızlar. O kadar çok değil yani. Süt koydum biraz. Yulaf koydum kızlar. Çok az, böyle şu üstüne gördükleriniz hani şu çekirdek içleri var ya, çekirdek içlerinden koydum. Bir yemek kaşığından biraz daha az da pekmez akıttım kızlar, biraz tatlansın diye. Şimdi bu sütün içinde bekleyecek. Yumuşacak. Hem pekmez falan var içinde. Süt, vitamin şeyler. Doping olur bana. Süpürgemi tuttuktan sonra yerim. Ondan sonra bunu yedikten sonra da toz alırım. Mutfağı falan toparlayacağım işte. Kızlar, evleri süpürdüm, sildim. Benim kafa attı yine. Ev değiştiresim geldi. Biliyorsunuz ki şu çekyat şöyle camın önündeydi. Bu çekyatlar L biçimindeydi. Şu sehpalarda işte ondan ikisinin arasındaydı. Güzeldi. Yine canım sıkıldığı zaman o şekilde çeviririm. Ama kullanış açısından bu daha kullanışlı kızlar. Çünkü öbür türlüyken çekyatların arkasını çektiğimde bu taraftakini çok rahat çekiyordum. O taraftakini çekemiyordum. Bunu bu tarafa kaydırıyordum. Ondan sonra onu çekiyordum. Arkasına süpürgeye atıyordum falan, öyle süpürüyordum. Ama böyleyken ikisini de çok rahat öne çekip arkalarını süpürüp silebiliyorum. Kullanış açısından böyle güzel. Ha, bu ne demektir? Diğer türlü bir daha yapmayacağım mı? Yaparım ben kızlar. Kafam atar, yaparım. Ama uzun bir süre yine böyle kullanmayı düşünüyorum. Bu kanepeleri karşılıklı koyduğum zaman kızlar, öbür beyaz kırmızı çiçekli şeki halım çok büyük geliyor. Kanepelerin altlarına giriyor ve ben kanepelerin veya neyse yani onun bir şeylerin altına giren halıdan nefret ediyorum. Temizlik açısından da iyi olmuyor diye. O yüzden bu şekilde serdim. Bunun aynısı takımı Çınar'ın odasında da serili bir tane daha. Bir de bu ikinci olarak yedek bu var. Bunu da buraya serdim kızlar. Bunlar bu arada halılarım hep yıkanmıştı. Hepsini yıkattırdım, poşetlettirdim. Yani öyle seriyorum. Burası bu şekilde oldu. Nasıl, beğendiniz mi? Yine böyle geniş, açık, hiç fark yok. Çekyatlar, kanepeler karşı karşıya. Halı böyle ortada bu şekilde oldu. Rengi yani krem, koyu kahve ve şu ne işte, sarımsı gibi yani, öyle değişik bir renk yani. Kanepelerime hiç alakası yok, uymuyor ama yapacak bir şey yok. Bu kanepelere uyan halım yok evde. Burada pufum yine aynı şekilde duruyor. Sehpalarımdan normal topladım. Güzel tozunu aldım. Bu şekilde koydum. Üzerindeki o renkli çiçekleri kaldırdım kızlar. Küçük saksı çiçekleri. Onları ben zaten mutfağa almıştım. Sonradan buraya geçirmiştim. Tekrar kaldırdım onları. Çınar su çünkü oyuncak niyetine oynuyor onları. Onları mutfağa camın önüne koydum. Böyle oldu. Kızlar, ben ne bileyim, güzel. Ben seviyorum. Değiştirmeyi de. Böyle güzel. Oturma odam büyük zaten. Bir de buraya göstereyim kızlar. Burada kocaman puf puf gelinlik gibi yatak ortam seriliydi. Bilenler bilir zaten. Diğer videolarımda falan hep görmüşsünüzdür. Ev turu videomda da var. Onu kaldırdım kızlar. Yaza girdik artık. Biraz daha böyle kullanışlı. Böyle hani şak kaldırabileceğim bir örtü olsun istedim. Diğerini zaten annem almıştı. Bunu da kayınvalidem diktirmiş. İki tane daha var yatak örtüm. Onları kullanmıyorum. Onlar çok özel kızlar. Özel günlerde. Yani saten. Hakiki saten. Onları sermiyorum. Hep çeyizler işte onlar. Bunu da böyle daha böyle bunun kumaşı çok farklı kızlar. Böyle ketensi gibi mi desem? Buna özel bir şey kumaşı diyorlar ama ben gerçekten bilmiyorum ya. Spor, klasik kızlar. Bu şekilde kenarları bu şekilde. Şöyle. İki tane de süs yastığı var. Bu aslında tam takım, biliyor musunuz? İç çarşafı olsun, iç pikesi, iç yastıkları falan da var ama ben sevmiyorum. Yastıkları da bu şekilde kızlar. Şöyle. Buralarda taşları var. Hiçbir şekilde o kadar kullandım ama dökülmedi. Bu arada bu yatak örtüsü ütü istemiyor kızlar. Yıkandığı zaman ütü istemiyor. Şöyle. Buraları
Bunları kayınvalidem kendisi örmüş sanırım. Kendisi örüp geçittirmiş işte bu diktirdiği yatak örtüsüne. Bu taşlar falan da hiçbir şekilde çıkmıyor kızlar, maşallah diyeyim yine de. Böyle spor, ben bunu da seviyorum. Krem, kahve zaten mobilyalarım uyuyor. Böyle bunu da göstereyim dedim. Toz falan aldım temiz bir şekilde. Ya da kızlar eski yerini aldım buraya. Camın önündelerdi ilk aldıklarında. Yine buraya aldım. Tülü zaten çekmiyorum. Yalnız benim bir fikrim var kızlar. Eşim de bana söylemişti. Bu buzdolabı burada kapının ağzına çok dev gibi duruyor. Hem kiler dolabının önü açık değil falan demişti eşim. İlk baş eşim buzdolabını şuraya koymak istedi. Yani burada da pürüz var. Buzdolabı yeri diye hatta emlakçılar göstermişti bize. Buraya da koyabilirsiniz abla, oraya da koyabilirsiniz demişti. Ya ben de mantıksız geldi. Niye buraya buzdolabı koyduğum zaman ne bileyim balkon kapısı falan nasıl açılacak diye düşündüm. Biraz böyle kaydırdığım zaman falan ne bileyim bir denemek istiyorum aslında. Benim buzdolabım çok ağır büyük ama ittirildiği zaman ayakları tekerlekli kızlar çok rahat gidiyor. Acaba denesem mi diyorum şu an oğlumu da uyutmuşken. Bakalım bir denemekten bir şey çıkmaz değil mi? En azından diyorum belki buzdolabını buraya alırsam yemekleri daha böyle yakın olur bir şey alıp çıkarırken. Veya bu arada mutfak kaldı sadece süpürülecek de mutfağı süpüreceğim. Şurası açılır diyorum bayağı bir. Oraya ekmekle mi koyarım ne bileyim patates soğanla mı daha rahat koyarım diyorum. Bilmiyorum. Güzel olmasa da geri yerine alırım ne yapalım. Yapacak bir şey yok. Ya da kendine iş çıkarma Çağla sen ya. Niye çıkarıyorsun? Bilmiyorum kızlar. Denesem mi denemesem mi? Keşke siz şu an bana cevap verebilseniz. Aman denemekten bir şey çıkmaz değil mi be? Deneyeyim mi? Hemen şu halının ucunu kaldırıveririm biraz. Şöyle kaydıra kaydıra getirsem. Nasıl olur acaba? Zaten önceki bizden önceki oturanların buzdolabı buradaymış ki kızlar her halinden belli burada buzdolabı oldu. Şurada yerde sarı sarı hani böyle buzdolabı ayaklarından izler çıkar ya. Öyle izler çıkmış. Ama nasıl duracak merak ediyorum ya. Neyse kızlar ben deneyeceğim. Karar verdim. Canlarım. Yoruldum. Bir gece eşimin atletlerini ve beyazlarını falan, oğlumun beyazlarını, kendi beyazlarımı çamaşır suyunda beklettim kızlar. Güzel olmuş. Şimdi onları koydum içine. Üzerine de bornozları, havluları falan koydum. Şu mavi ama kızlar bu çıkmıyor kesinlikle. Ben hep beyazlarla yıkıyorum. Yani bilmiyorum öz dileyin. Memnunum yani. Şimdi deterjanları katacağım. Ay. Kusura bakmayın. Torsil'den katacağım biraz. Biraz da ABC'den katacağım. Evet kızlar. Bir kapak Torsil Power Gel'den kattım. Renkler ve beyazlar için. İki kapak da ABC parfümlü yumuşatıcıdan kattım. Şimdi bakalım makinemizi çalıştıralım. Evet. Şimdi beyaza getiriyoruz. Devirini düşürüyorum. Ben ya 600'de ya 800'de yıkıyorum ama beyazları 800'de yıkamayı tercih ediyorum. Şöyle bunlar yıkama zamanı erteleme. Ütülü. Süper beyaza tıklıyorum. Saat ayarı falan çocuk kilidi. Başlata basıyorum. Bir de çocuk kilidini açıyorum. Oğlum kurcalayamasın diye. Evet. Bu arada buzdolabının yerini değiştirdim. Harika oldu. Şu mutfağı bir süpüreyim göstereceğim kızlar. Evet kızlar, sürpriz. Artık bu kapının yanında buzdolabım yok. Ben bir şey kafama koydum mu yaparım ya. Gerçekten yapıyorum yani. Belki iyi bir şey değil ama yapıyorum. Buraya kızlar ekmekliğimi koydum. Yine aynı patates ve soğanlığım aynı yerde. Kapım yine rahat açılıyordu buzdolabı varken de ama böyle mutfağa girdiğin zaman şuraya kadar buzdolabıydı. Yani bir tuhaf oluyordu. Aslında bu eve yeni taşındığımızda eşim demiştik hani buzdolabın buraya değil hayatım burada buzdolabı olmaz. Hem dolabın önünü kapatıyor hem kapının önünü kapatıyor buraya koyalım demişti.
Ben dinlememiştim. Yine belli olmaz benim işler. Baktım gördüm terslik bir şey olursa değiştiririm. Yani böyle yaptım kızlar. Bu taraf böyle bayağı açıldı. Kapının girişi. Burada dolaplarım var. İşte burada kaykaylı kiler dolabım var. Böyle. Tabii içi düzenlenecek. Gerçi düzenli ama böyle şey yani kaykaylı olduğu için kızlar hep açıp kapattığımda şakır 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 burada yine böyle bir dolabım var kocaman. Öyle. Buradan görünümü de şu şekilde kızlar. Buzdolabım da burada. Yani şöyle. Balkon kapımın yanında buzdolabım. Görünümü bu şekilde yani. Hiçbir şekilde çirkin bir görünüm yok. Hatta üst komşumun da bu şekildeymiş. Sen niye buzdolabını oraya koydun falan demişti bana. Yani ben balkonun kapısı açılmaz, engel olur diye düşünüyordum. Hani daracık kalır diye düşünüyordum. Hiç ölçmek biçmek de aklıma gelmemişti. Zaten biliyorsunuz kızlar daha yeni taşındık yani buraya. Ha, toplasan 2 ay falan oldu yani. Böyle aldım. Buzdolabını buraya şu an parlıyor. Bir saniye şuradan göstereyim. Buzdolabını buraya balkon kapısının yanına aldım kızlar. Bu şekilde yine masam, halım aynı şekilde duruyor. Raflarım hiçbir değişiklik yok. Kapım da şu şekilde açılıyor kızlar. İstesem buzdolabını daha çok kaydırabilirim ama kaydırma gereği yok bence. Bayağı da bir açılıyor yani bence yeter de artar bile. Sadece eşimi arayacağım birazdan. Şu kapı kolu plastiklerinden alsın. Buzdolabına çarpıyor çünkü. Çarpmasını istemiyorum. Aynı çiçeklerimi yine buraya koydum. Kızlar balkonun iki perdesinde çamaşır suyuna bastım şu an. Beyazlar yıkandıktan sonra onları atacağım. Onları yıkayacağım. Sonra asacağım. İçim el vermedi yani yıkamadan olmadı. Böyle oldu kızlar. Ben beğendim. Bilmiyorum siz beğendiniz mi? Nasıl oldu? Sizce böyle mi güzel oldu? Yoksa diğer türlü mü daha güzeldi? Yani böyle fırına aygaza yakın oldu. Buzdolabı hemen şak şak alıveriyorum ihtiyaçlarımı. Yani masamın modeli falan bozulmadı, raflarım bozulmadı. Sadece şu kısım daha fazla açıldı. Ekmekliğimi rahat koydum, patates soğanımı koydum. Mesela şuraya, buraya kocaman bir dolap bile gelebilir mesela. Dolabım olsa mesela benim. Oraya dolap koyup üstüne fırınımı koyabilirim. Ama yok, kırmızı masam var küçük ama onun üstünde de eşyalar yığılı. Şu dolap mesela açıldı, şu kapının girişi açıldı. İyi oldu, ben beğendim. Her neyse. Yorum olarak yazarsanız, yazmak isterseniz yazın. Böyle güzeldi veya şöyle daha güzeldi gibisine. Hani ben dediğim gibi kapı açılmaz sıkıntı olur balkon kapısı diye düşünüyordum ama hiçbir sıkıntı olmadı kızlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi ne yapacağım ben? Dün yaprak sarması vardı biraz Norfolk'ta. Onu pişirmiştim. Oğlum çok yaprak sarması istediği için. Onu pişirdim kızlar. Şurada da bunun tepsiyi ıslattım suya. Ne yapacağım bugün? Dün eşim akşam yaprak sarması ve tarhana çorbası yaptım düne. Eşim şey istedi, yoğurtlu biber istedi. Yani şurada kuru biberler, gerçi bunlar değil de farklı yerde onlar. Bu arada bunu soracağım. Bunlar burada çirkin duruyor mu kızlar, kaldırayım mı? Sizce çirkin mi duruyor yoksa kaldırayım mı? Çünkü önceden hani buzdolabı vardı, karanlıkta kalıyordu o kısım, gözükmedi. Şimdi şapla gibi böyle şak diye açıldı kaldı orası. Yani güzel duruyor derseniz hiç kaldırmayacağım. Gerçekten fikirlerinize ihtiyacım var şu an. Güzel durmuyor, çok kötü duruyor, demode duruyor falan derseniz de nereye kaldıracağımı bir zahmet söyleyiverin. Evimin her köşesini biliyorsunuz. Her neyse. Bir lafımı bitiremedim. Kızlar şey almıştım işte baget aldığım zaman ben şu tavuk butu işte baget midir but mudur incik mi incik değil incik küçük oluyor bu but herhalde baya bu büyük butlardan bunları ben koca bir paket alıyorum ikiye bölmüştüm iki poşete eşim benim tavuk yemiyor kızlar yese yese bir tanesini en küçüğünü didik didik diye anca bir kıyısından köşesinden yer Çınar Yusuf seviyor ben de seviyorum sabahtan beri hiçbir şey yemedim zaten. İş yapmak, temizlik yapmak bana çok iyi geldi bu arada. Bütün stresimi, sinirimi attım. Şimdi ben bunları haşlamaya koyacağım kızlar. Biraz donunu çözdü. Çözsün veya çözmesin. Direkt haşlamaya koyacağım artık. Bir şey olmaz. Suyunu farklı bir şeyde kullanırım. Zaten dolapta suyu var da. Tavuk suyu. Bunun da suyunu atmayacağım tabii ki de.
Çok pardon. Süzüp koyarım tavuk çorbası yapmak için. Bunun yanına diyorum eşim yoğurtlu biber istedi. Yani yoğurtlu biber yapacağım ona. Biber kızartıyoruz. Kuru biberi kızartıyoruz. Üstüne yoğurt döküyor. Acı acı onu o şekilde ekmek kızartarak falan yiyor. Ondan istedi dün. Bugün onu yapacağım. Çınar'la kendime de diyorum ki tavuk haşlayayım. Bir de böyle tavada baharatlı kızartırım. O şekilde tüketiriz diyorum. Ya da bunun suyuna da çorba da yapıveririm. Hemen şehriyeli tavuk çorbası da yaparım. Hiç belli olmaz benim işler. Video sanırım bayağı uzun oldu. Kızlar gibime geliyor benim. Bakmadım ama böyle neyse bakalım şimdi ben bir ayar çekerim. Kızlar yarın buranın pazarı olduğu için sarımsaklarım ve bir demet de rokam vardı. Bir demet rokamı koydum şimdi suyun içinde ısılıp bekliyor. Sarımsaklarımı da ekliyorum. Bir kısmını da alacağım. Yani yarın pazardan tazelerini alacağım tekrardan. Roka falan kalmasın. Marulları falan da kullanacağım. Ben çok salata yapıyorum zaten. Oh be dünya varmış. Valla evle ilgilenince, böyle temizlikle falan ilgilenince kafam dağıldı gitti ya. Şükürler olsun ya. Tabii ki sizin de güzel yorumlarınız. Teşekkür ederim. Onlar da benim içimi çok rahatlattı. Oluyor işte kızlar böyle şeyler bazen. Bazen sallayıp geçiyoruz, umursamıyoruz ama bazen de sallanmayacak durumlara gelinebiliyor. Vallahi bilmiyorum ya. Hani bunlar aslında benim değil de karşı taraftaki insanın düşünmesi lazım. Anlayışlı olup düşünmesi lazım ama ya düşünmek istemiyorlar ya da işlerine öyle geliyor olabilir. Bilmiyorum. İlla ki herkes bu dünyada ettiğini bulacak. Bu dünyada olmazsa öbür dünyada ettiğini bulacaktır yani görecektir diyorum ve bu konuyu burada kapatıyorum. Ben şimdi güzel bir salata yapacağım kızlar. Tavuklarım haşlanıyor. Haşlandıktan sonra tavuklarımı güzel bir söyleyiverin kız. Kekikle. Hemen yağda biraz kızartı vereceğim. Bu kadar sarımsak yeter yoksa bayılırız biz. Yarın pazar var işte yaprak falan da almayı düşünüyorum. Onlarla falan da yani güzel yaprak bulabilirsem alacağım kızlar 2 kilo. Bulamazsam almayacağım. Bunu da poşetledim. Şöyle alacağım. Burada neler varmış? Biraz kurcuklayalım buzdolabını, değil mi? Yarın pazar var çünkü. Burada çok güzel dereotlarım var. Aslında bunlardan güzel dereotu, yoğurtlu dereot yapabilirim. Neyse bunlar bugün dursun kızlar. Yarın da yoğurtlu sarımsaklı dereot salatası yapacağım. Aslında bugün de olabilir ama yapacak bir şey yok. Bu hafta demek ki ben çok salata yapmamışım değil aslında. Çok salata yaptım kızlar da köyden getirdim ya. Çok fazla bir şekilde marul sarımsak getirdim köyden. Onları kullanıp bitireyim derken pazardan aldıklarımı bitiremedim. Ondan dolayı yeşil soğan almam yarın. Olur biter yani. Şuradan marul da alayım. Marullarım yıkanmış zaten. Hazır, temiz. Bunlar hala köyün marulları kızlar. Bakın tertemiz. Yıkadım, sularını süzdüm, aldım. Böyle kabıma koyuyorum. Hiçbir hasarı, hiçbir şeyi yok yani. Bu şekilde tertemiz kullanacağım şimdi. Ay, bunlar da bitirse artık iyi olur da bayağı getirmişim ya.
Çınar'cığım gelip gidip niye buzdolabını açıyorsun oğlum? Buzdolabı faresi misin sen? Bunlardan da doğru değil. Zaten. Ben şunları beyarlayayım. Kızlar yeşilliklerimi mis gibi yıkadım, şöyle süzgüye koydum. Şunu da yıkadım. Bu kabuğu seviyorum. İçine peçeteyle bir kurulayayım. Bunun içine yapacağım salatayı. Tavuklarıma da bir bakayım. Güzel güzel. Haşlanıyorlar bakalım. Güzelce haşlansınlar. Kızlar salatam da hazır. Dönsene olayın. Mis gibi içinde roka, yeşil soğan, sarımsak, marul, salatalık. Efendim anneciğim? Bıçak. Kucak mı? Ellerim ıslak. Yemek yapayım. Bak ben sana elma dildim buraya. Sütün içinde elmaları niye yemedin? Bak. Buradan bir tane ye. Hadi. Hadi. Hı. Ben yiyorum onu. Şuraları batırdım, temizleyeceğim. Salatam hazır. Tavuk pişiyor kızlar. Şimdi yaprak sonrası. Tamam pişsin anneciğim, zaten ikimiz yiyeceğiz. Baban yemiyor. Yeterim babaanne. E tamam yesin oğlum baban da. Babandan kısıtlamıyoruz ya. Bir yüzümü görün artık. Canlarım benim. İnşallah bu videoyu beğenirsiniz. Tavukları ayrı bir işlem yapmayacağım kızlar. Yoğurtlu biberi de zaten klasik, biliyorsunuzdur. Çok uzamasın artık video. Yeterince uzun oldu. Anca çünkü işte düzenleyeceğim. Müzik, chart, chart editleyeceğim işte. Anca yüklerim. Tavuklar haşlandıktan sonra söndürürüm. Suyunu süzerim. Soğuduktan sonra suyu poşetleyeceğim. Nofruz atacağım tavuk çorbası için. Tavukları da öyle tavada bir kekikli tuzla hafif yağlı çevireceğim kızlar. O kadar yani. Salatanı yaptım, gördünüz. Mutfağı falan da değiştirdim. Temizliğimi de yaptım. Yarın çarşamba pazarı. Temizlik işim yok. Bir banyom var yıkanacak. O da işte çamaşır suyunda perdeler bekliyor. Onları alıp makineye attıktan sonra, daha doğrusu şu beyazları çıkaracağım. Bunları asarım arka balkona. Ondan sonra diğer perdeleri atarım. Bayağı bir yüksek derecede yıkayacağım kızlar. Öyle. Ondan sonra balkona asarım işte. Takarım. İnşallah biraz daha o lekeleri falan gider. Ben yeni taşınma yıkamıştım ama hani çok böyle çamaşır suyuna falan pek basamadım kızlar. Yalan söyleyemem. Neyse. Havada çok güzel böyle. Güneşli, mis gibi. Ben sevdim ya mutfağı böyle. Ne bileyim, hoşuma gitti, beğendim. Şu buzdolabının yeri hoşuma gitti yani. Böyle daha yakın oldu sanki tezgahla aygaza. Hemen böyle çat çat açıp alıyorum. Bilmem, çok da bir fark olmadı. Belli olmaz. Yalnız buzdolabının yerini değiştirdiğimden beri kızlar dakika diyorum. Ses geliyor. Arada bir tık 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 yapıyor. Niye olabilir ki acaba? Herhalde bozulmamıştır değil mi? Allah korusun. Neyse canlarım, sizi öpüyorum. Ben söylemiş miydim? 1 kilo 600 gram sanırım. 1 kilo 600 gram kilo vermişim kızlar.
Kayınvalidemden geldiğimde 91 küsürdüm. Küsuratını saymıyorum. 91'den hesaplıyorum. Şu an 89,4'üm. Tartıda tartıldım. Sonradan bir video çektim ama onu sildim herhalde, çok saçma bir şey oldu diye. Yine de söyleyeyim yani. 1 kilo 600 gram vermişim kızlar. Şu an 89 kilo 400 gramım yani. 89,4'üm. İnşallah böyle böyle gidecek. Bir de şu su olayını bir... Su içemiyorum ya niyeyse. Çok kahve çay içiyorum. Ondan dolayı su içmeyi unutuyorum. İnşallah suyu da işinde halledersek 10 numara 5 yıldız olacak. Sizi çok seviyorum kızlar. Kendinize iyi bakın. Erkek takipçiler de var. Niye takip ediyorlar bilmiyorum. Yani yemek, temizlik videosunu hoşlarına mı gidiyor bilmiyorum. Onları takip altındayım. Hoşuma gitmeyen bir şeyler olursa abonelikten çıkarırım. Ama bu hepsi için geçerli değil. Tabii yanlış anlaşılmasın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi kalın. Mutlu kalın. Sağlıklı kalın. Gerçekten hayat çok boş. O kadar yorumdan sonra, düşünmeden sonra şöyle ne bileyim dışarıya bakıyorsunuz. Güneş, mis gibi hava. Allah'a şükür sağlığımız yerinde. Ayakta durabiliyoruz, işimizi yapabiliyoruz. Ekmeğimiz, suyumuz var. Bir evimiz var. Gerçekten kızlar her şey boş ya. Ölümlü dünya. Hakikaten her şey boş. Varsın olsun insanlar kötülük düşünsün, kötülük yapsın. Çok da önemli değil. Onlar kendi kötülükleriyle kalsınlar. Kendi kötülüklerin içinde boğulsunlar. Son sözüm de bu olsun. Görüşürüz. Videoma da yeni rastladıysanız beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Mutfağım çok güzel oldu.